Sevgili YouTube, hoş geldin. Bugün ilginç bir bölümle sizlerle beraberiz. Diablo 4'ün ikinci sezonu ile beraber oyuna Cow Level, yani inek seviyesi eklendiği söyleniyor. Diyeceksiniz ki bu nedir? Diablo 2 oynamış olan arkadaşlarımız bilir. Orada 3 tane kutsal eşyayı bulduğumuz zaman açabildiğimiz özel bir alan var. Orada işte bir ton inek var. Onları kestiğinizde daha hızlı level alıyorsunuz. Cow King, yani inek kralı çıkıyor. Onun içerisinden de ekstra değişik özellikle eşyalar falan düşüyordu. Bunun Diablo 4'e geldiğini söylüyorlar. Bununla ilgili bir araştırma yaptığımda birkaç internet sitesine ulaştım ve en net bilgiyi de şu anda sizlere ekranında gösterdiğim Maxrol'un internet sitesinde bu bilgilerin detaylarına ulaştım. İlk olarak Catbardon'un içerisinde bir adet havuz var. Küçük bir havuz var ve havuzun dört kenarında da öküz heykeli bulunuyor. Bu öküz heykellerinden sadece doğu tarafına bakana tıklayabiliyoruz. Ona tıkladığımız zaman havuzun içerisinde bir şeyler temizlemen lazım diyor. Temizlememiz gereken şeylerden bir tanesi de Bloody Wooden Shard. Yine Diablo 2'yi oynayanlar ve hatta Diablo 1'i oynayanlar hatırlayacaktır. Bir küçük çocuk vardı. Onun tahta bacağını bulmamızı istiyor aslında oyun bizden. Onun haricinde bir tane metalik fragment bulmamızı istiyor ve bir de Musty Tome adında bir kitap bulmamızı istiyor. Bu üç eşyayı da o havuzun içerisinde temizlememiz lazımmış. Hemen bu havuzun içerisinde çok küçücük bir noktada bir tane de bir tablet var. Bu tablette onların kanlarını dökmen lazım hak ediyor olman için diye bir not var. Bu referanslardan ve bu ipuçlarını yola çıkarak oyuncular bir takım araştırmalar yapmışlar ve gizli Cow Level'ı açabilmek için bir yöntem bulmuşlar. Bu yöntem de şu: bir karakter en az 666 tane inek kesmesi gerekiyor. Kestiği bu 666 inekten sonra yukarıda bahsettiğimiz 3 tane özel eşyanın, yani kutsal eşyanın düşme ihtimali çıkıyor ortaya. Yalnız burada şöyle bir handikap var. İlk 666 ineği kestikten sonrasında düşmeye başlıyor dedim. Fakat bunun düşme şansı %1. Gerçekten çok çok zor olacak. Birinci kutsal eşyayı aldıktan sonra ikincisi ve üçüncüsünün düşme şansı da gitgide düşüyor. Yaklaşık olarak toplamda işte her bir eşya için 666 tane kestiğinizi varsayacak olursak bayağı bir zaman harcamanızı gerektiren bir şey Cow Leveling'i açmanız için. Daha sonrasında bu relikleri aldıktan sonra Catbardo'ya geri dönüyoruz. Catbardo'nun içerisindeki havuzda bu relikleri temizliyoruz, arındırıyoruz yani. Arındırdığımız zaman Catbardo'nun içindeki o havuzda diğer öküz heykellerine de tıklayabiliyor oluyoruz. Bunu tamamladığımız zaman bize bir Strange Key, yani garip, tuhaf bir anahtar verecek. Bu anahtarla birlikte Forlorn Hovel denilen bir yere gidiyoruz. Terk edilmiş kulübe diye çevirebiliriz bunu. Kulübeye gidip burayı açtığımız zaman Cow Level'a erişimiz oluyor. Şimdi inekleri hızlı bir şekilde farmlamak istiyorsanız, hani bol bol hızlı hızlı keseyim de istediği 666 sayısına ulaşayım diyorsanız, birkaç tane de rota bilgisi aktarmışlar. Birincisi Farobru bölgesinde. Şöyle oyuna da döneyim, oyun içerisinden de haritada size göstereyim. Birisi burada Farobru'nun içerisinde. Farobru bölgesinde buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra aşağıya geliyoruz. Şurada mouse'umu hareket ettiriyorum görüyorsanız. Burada birkaç tane inek var. Onları kesiyoruz. Şu aşağı kısma geliyoruz. Buradaki inekleri kesiyoruz. Buradan buraya çıkıyoruz. Burada bir bozuluma uğramış çiftlik var. Buradaki inekleri kesiyoruz. Daha sonra bu bölgeyi gidip kesiyoruz. Şurada iç kısımda inekler var. Bazı karakterler bunları kesebiliyor. Örnek vermek gerekirse Necromancer kemik fırtınasını açıp buradan şehrin içine girdiğinde o inekleri kesebilir oluyor. Diğer karakterlerde tam olarak nasıl işliyor bu bilmiyorum. Rutumuz bu şekilde tamamlanıyor burada. Bu ineklerin tekrar hızlı çıkması için rotayı tamamladıktan sonra oyundan logout atıp dünya seviyenizi değiştirip tekrar oyuna girmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki rotamıza bakarım. Bu Serigar'ın içerisindeymiş. Hemen Serigar haritasını da oyundan gösterelim. Serigar benim şu anda bulunduğum bölgede. Portaldan çıktıktan sonra aşağıda şurada iki tane tarla var. Bu tarlaların içerisinde çıktığı söyleniyor. Aynı zamanda yine Serigar'ın üstünde şurada gördüğünüz gibi tarla bölgesi var. Buraya da bakmanızı öneririm. Burada da inekler oluyor. Bir sonraki haritamız Fatgoz İn'in uzağında köşede Farlon Hovel'ın o tarafta. Hemen onu da oyun haritasından gösterelim. Burası Şişman Kalsanı. Buradan çıkıyoruz. İşte koştura koştura bütün bu yolu ilerliyoruz. Şuraya geliyoruz. Şuradaki ufak yuvarlak bölgeye geliyoruz. Burada çıkıyor genellikle bu bölgedeki inekler. Buraya da gidebilirsiniz. Ama sadece bu bölgede çıkıyor. Yani çok kısa bir alan burası. Bir sonraki Zarbinzet'in içerisindeymiş. Hemen Zarbinzet bölgesine gidelim. Zarbinzet burada. Buradan dimdirek aşağı iniyoruz. Şu kısımda gördüğünüz gibi iyice yaklaşayım. Burada tarlalar var yine. Bu tarlaların içerisinde çıkıyor. Şuradakinde çıkıyor mu onu göstermemiş örnek harita ama yine de buradaki tarlaya da bakmanızda fayda var. Şu en alttaki kısımda çıkıyor olacak. Bir sonrası Vejinhani bölgesindeymiş. Vejinhani haritasını bulalım. Heh, buldum. Şurada Vejinhani portalı. Vejinhani portalından çıktıktan sonra şu kısımda hemen çok uzaklaşmadan şu bölgede şu çentikli olan kısmın orada ineklerin olduğu
söyleniyor. Buralara gidip kesebilirsiniz inekleri. Bunları tamamladıktan sonrasında da yine tekrar şuraya yukarıya çıkacağım. Forlorn Hovel yani terk edilmiş kulübe bu bölgenin içerisinde burada aşabileceğiniz bir dungeon çıkacak ortaya. Bu dungeon'ın içerisine girip oradaki inekleri temizleyip dışarıya çıkıp dungeon'ı resetleyip tekrar girip hızlı bir şekilde leveling yapabiliyor olacaksınız. Siz de bu yöntemi deneyin. Ben şu anda karakterimle bu eşyaları düşürmeye çalışıyorum. İnekleri kesmeye çalışıyorum. İnekleri kestiğimde de bunun devamı gelecek. O eşyaları bulduk ve o eşyalarla birlikte dungeon'a gidiyoruz diye bir video daha yapacağım. Bu videomuz burada bitiyor. Oynanış videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Abone sayımız da gitgide artıyor. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda veyahut da bir sonraki oynanış videomuzda görüşmek üzere.